Merhabalar hepinize. Bugün size anneannemin benim en çok sevdiğim bir yemeğini yapacağım. Patlıcan zamanı şimdi. Zeytinyağlı patlıcan. Gerçekten hem sıcak hem soğuk yenebiliyor. Sarımsak gerekiyor malzemelerde. Biber, ister sivri biber ister böyle köy biberi. Patlıcan, domates, sarımsak ve zeytinyağı. Tüm malzemeleri zaten doğradım. Hemen şimdi onları, patlıcanları özellikle tamamını soyuyorsunuz. Tamamını soyduktan sonra şöyle bir tencereye hemen alacağım. Tencerenin içine sadece patlıcanları ilk etapta şöyle koyuyorum. Bakın böyle doğradım patlıcanları. Şöyle. O kadar da kolay bir yemek ki. Patlıcanları koydum. Tamam mı? Üzerine doğradığım biberleri koyuyorum. Bakın bu kadar kolay. Araya birazcık şöyle doğradığım sarımsakları. Sonra da en üstüne domates. Yani inanamayacaksınız bu kadar kolay. Şöyle domatesi koydum. Domates suyu azsa birazcık rendeleyebilirsiniz. Hiç su koymuyoruz. Ama domates susuzsa çok az su koyabilirsiniz. Sonra üzerine böyle kalan sarımsakları. Doğradım. 3-5 tane sarımsak. Ne kadar sarımsaklı olursa o kadar iyi. Hiç su koymadım. Patlıcan, üzerine biber, üzerine de domates ve güzelce sarımsakları. Sonra üzerine böyle zeytinyağı gezdiriyorum. Kapağını kapatacağım. Domatesin suyuyla yavaş yavaş pişecek. Acayip lezzetli oluyor. Tam yaz mevsimi. Hiç soğan koymuyorsunuz. Patlıcan, biber, domates ve sarımsak, zeytinyağı, tuzunu da koydunuz. Oh mis, yanına makarna yapın ya da yani sadece bunu böyle yiyebilirsiniz. İşte bu kadar. Ocağa koyacağım. Pişecek. Afiyet olsun. Bakın böyle hiç su koymadan domatesi kendi suyuyla, altta patlıcan, üstte biber, sarımsak, domates. İsterseniz çok az şeker de koyabilirsiniz. Zeytinyağlı oluyor çünkü. Nasıl istiyorsanız. Bakın hiç su koymadım. Kendi suyuyla. İşte rahmetli anneannemin zeytinyağlı patlıcan yemeği. Bakın hiç karıştırmamıştım ve hiç su koymamıştım. Patlıcanlar ne kadar güzel pişmiş. Altta patlıcan, üstte biber, üstte domates, sarımsak ve zeytinyağı. Başka hiçbir şey yok. O kadar lezzetli ki isterseniz sıcak tüketin yoğurtla, isterseniz soğutun, zeytinyağlı gibi tüketin. Gerçekten acayip lezzetli oluyor. Afiyet olsun.